İstatvan'a gidiyoruz. Rötel yaparsa kime ne be? Oh, trenimiz geldi. Atman yolcusu kalmasın. Oha. Bismillahirrahmanirrahim. Ben yatarım. Yataklı vagondayız. Selam. Yasakmış ya, adam baktı buysa. Yolun başındayız da. Bak lazım. Ben bal kabağı falan yemek istiyorum. Ne yapacağız? Kaçak bindik treni. Amca geliyor. Elimde kaldı. Söz var, aç ayı oynamaz. Trende akşam yemeği yedik. Tamam. Su kaynadıkça buharla onu ısıtacak. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Bitti Tatvan. Bitti Tatvan. Mısır çantalarıyla nereye gidiyoruz bu iş? Önce bir günaydın diyelim. Günaydın. Sabah 6'dan günaydın. Biz Ankara'ya gidiyoruz. Ama Ankara'ya neden gidiyoruz? Sonrası sürpriz. Oradan Gara treni. Nereye gidiyoruzmuş? Neydi nereye? Unuttum artık, o kadar çok uykum var ki trende hep uyuyunca. Kars değil, Kars değil. Van Göl Ekspresi. Evet. Tatvan. Bitlis Tatvan'a gidiyoruz. Şu an Ankara Garı'ndayız. Uzun bir yolculuk bizi bekliyor. Hazır mısın? Uzunun da uzunu bence bu yolculuk. Yaklaşık 27 saat. 27 saati geçebilme ihtimali de var. Umarım inşallah kar yağışlı bol bol manzaralar bizi bekliyordur. İnşallah. 3 tren önünde kaldı. Ben alışverişe çıktım. Yakınlarda bir yer arıyorum şimdi. Tan Doğan Sıhhiye taraflarına bakacağım. Bir maiz bir bulabilirsem oradan ufak bir alışveriş yapacağım. Şu anda hızlı trenlerle tam karşısındayız. Buradan alışverişimizi yapın. Tekrar döneceğim düşün yanına. Ankara tren garındayız. Neyi bekliyoruz? Neyi bekliyoruz? Kulakları deneyelim. Evet, Van Göl Ekspres. Bakalım yolculuğumuz nasıl geçecek? Büş şu anda bize bir kamyoncu atasözü söyleyecek ama tam hatırlayamadı sanırsam. Evet, dinliyoruz. Jete çıkmış gönlü, rötar yaparsa kime? Miydi? Değildi. Böyle bir şey miydi? Evet. Jete çıkmış gönlü. Bilmiyorum. Rötel yaparsa kime ne belki? Değil mi? Doğru. O da olur. Güzel değil mi? Doğrusu ne? Jete çıkmış gönlüme rötardar çeksen ne fayda? Aa, bak yakışmış. Bir daha güzel. Bir tırım olursa arkasına bunu yazacağım. Hello! Trenimiz geldi. Trene gidiyoruz. İkinci peronuna bakalım. 6 değil miydi? Aa, peron demişim şey. Vagon. Aşırı heyecanlıyız. Adım adım. Saatimizi trende geçeceğimizi öğrenince bizim haller galiba. Alışverişlerimiz, yiyeceklerimiz, sularımız. Daha sonra çantamızda neler olduğuyla ilgili size kısa bir bilgilendirme videosu çekmeyi planlıyoruz. Çünkü biz buraya gelmeden önce böyle sağlıklı bilgilere çok ulaşamadık. O yüzden birazcık acemice bir hazırlık yaptık. Normal.
5, 6. En arkanın bir yönü. Evet, en arkanın bir yönü. En arkadaki yataklı büyük ihtimal. Biniyoruz. Fatman yolcusu kalmasın. Al bu sıraya, bu sıraya, bu sıraya, bu sıraya. Eşyalar. Altıncım adam bu şekilde. Evet. 7, 8, 9, 10 öyle bir şey olması tamam. Lazım. Sonra doğru devam edelim. Kolay gelsin. Teşekkürler, kolay gelsin. Kaç tane? 3 tane değil mi? Aynen, doğrudur. 34'ü görelim. 7, 8, 9 en baş. 31, 32, 33, 34. Olmuş mu sanki kaç tane? 7, 8, 9. 7, 8, 9. 7, 8, 8 biraz daha iyi. 34. Tamam orası. Ha, yerimize. 9. Burası değil mi? Aynen burası. Aynen burası. 8, 9. Odaya gidiyoruz. Aşırı güzel. Tahminimden daha güzel bence. Bence? Bence de. Şimdi yerleşeceğiz. Evet. Ankara tren garındayız. Trenimiz geldi. Eşyalarımızı yerleştirdik, koyduk. Şu an dışarı çıktık. Biraz dolaşalım hava alalım diye. Eşyalarımızı yerleştirmedik. Atıp yerleştirmedik, açtık. Yerleştirmedik, atıp çıktık daha doğrusu. Şu an bulunduğumuz yerde Mustafa Kemal Atatürk'ün yurt içi gezilerini gerçekleştirdiği vagonun tam önü. Hemen onun bir akabinde de şu an Van Gölü Ekspresi gelmiş durumda. Bizim trenimiz yaklaşık 30 saate yakın bir yolculuk geçireceğiz bu trenle. Ürkmüyor değiliz. Bakalım nasıl olacak. Ben oturmayı hiç sevmiyorum. Bakalım ne olacak, çok merak ediyorum. Ben yatarım. Yatarım ya. Miski. Sabahlara kadar yatarım yani. Öyle bir çekişmeli bir yolculuk bizi bekliyor. Yok, o meşhur gülüşümü yapayım ben. Sen de Van'a gidince meşhur hep bir soğuk yap. Yapmayacak gibiyiz ama ya. Kapadokya'dan idmanlıyız çünkü bence. Bakalım. Hadi gidelim. Nasıl olacak hava? Yerleşelim. Yerleşelim. Bakalım. Şu an örtülü kuşetli vagonda. Yok, pardon. Yataklı vagondayız. Yataklı vagonlar bu şekilde. Burada buzdolap var, masa var. Yukarıda bir yatak, aşağısı bir yatak. Lavabosu var. Bu şekilde. Şimdi trenin en arkasına geçiyoruz. Selam. Şu anda vagonumuza geldik. Daha sonrasında odamıza getirdik eşyalarımızı. Şimdi yerleştireceğiz. Korktun, gözün mü korktu? Korktu. Sesin kaçtı çünkü. Işıkları açıyorum. Burada ışıklar, kırmızı bu başka bir şey. Hop hop, personel çağırma varmış. Prizimiz buradaymış da. Bak sadece tüm olarak nereden yandı? Ses kalabilirmiş. Tamam. Neymiş? Sonra okuyalım onu. Göstereceğim. Şunu yukarı koyuyorum montumu. Sen montu ver. Şurada tarafı yatak yapacağız da tren ne tarafa doğru gidecek? Bu tarafa gidecek tren. Yani niye sordun bunu? Yönüne göre oturalım. Ses gitmeyelim diye bir tarafı masa yapacağız ya. Tamam, o zaman burayı masa yapıyoruz öyle mi? Şimdi bu tarafı masa yapalım. Bu tarafa oturalım. Burada da yatalım.
Ses almıyoruz. Dinleyenler. Bakın. Oflar. Merdiveni alacağız mı acaba? Çünkü çok kirli. Yapacak bir şey yok. Ters çevir. Orası daha temiz. Burada. Çok kirli. Çarşı yok. Ben getirince öyle mi yapsam? Ya da bir şey istersek mi masa yapmak için buraya? Masa ölçüsü getirdim zaten de. Nerede? Çantamda. Ne yapalım? Bir şey diyeceğim. Biz koltukta mı oturalım, yatakta mı oturalım? Bence burayı da açalım. Hı. Daha rahat şöyle yayılı. Bu da doğru. Hı. İki tarafı da yayla yayla oturalım. Şeyleri mi bekleyelim dağıtsınlar? Çarşaf olsun. Bence masayı yukarı yapalım. Şurayı bir ayrı süsleyelim. Büyük dekor da oraya yapalım. Şurada otururuz. Bilgisayarı da buraya koyar, film falan izleriz. Ama senin boyun tavana değer mi? Bir açık deneyelim mi üst yatağı? Açık da deneyelim, değil. Değmez gibi ama bak şurada. Oha! Bunu ne bileyim de şey... Oha çok... Değil, onun manzarası izlemeyin şimdi. Burayı yatarken küçük. Kullanalım. Yatabilecek misin burada? Kapatayım. İlk defa ayrı yatacağız. Kapatayım mı? Evet, güzel. 20 geçiyor. Yaşlıyım ama. Evet, şu an Ankara'ya çıkıyoruz. Evet. Nasıl hissediyorsun? Heyecanlı. Başlangıç nasıl? Bence konforlu da. Ben şu anda böyle herhalde bir 5 saat takılabilirim bu şekilde. Ama 30 saat zor. Uyuyacağız ya biraz da. Bakalım. 9 saat uyusak. Yolun başındayız da. 9 saat sen uyuyamazsın. Ben uyurum. Çok uykusuzum, uyurum. Ben acıktım. Acıktın mı? Ha. Ne yapacak? Bilet kontrol edecek mi acık? Ediyor mu? Bakmak lazım. Ben bal kabağı falan yemek istiyorum. Beni yatasınlar. Saçmalama. Benim uykum var ya. Bir bakayım, bilet kontrol ediyor mu amca? Kaçak bindik treni. Bir... Kapıyı kilitleyelim, giremiyorlar o zaman. Değil. Amca geliyor. Biz biletsiz bindik. Bakalım ne diyecek. Ben de bilmiyorum. Yine de gelirdi. Merhabalar. Merhabalar. Hayırlı yolculuklar olsun. Teşekkür ederiz. Neydi soy isim? Türkoğlu. 4 tane Türk oğlu mu çıkıyorsunuz? Evet. Ömer Türk oğlu, Müslüman kapısı Türk oğlu. Ömer Türk oğlu. Evet. Öğretmen? Sizin? Eşim, ben de. Benimki normal bir öğretmen. Sizin normal ama ikisini de öğretmen almışsınız. Bir tanesini tam almanız gerekiyor. Yani. İki tane öğretmen. Bir tane. Biletler kısmına giriyor. Bir öğretmen var. 3 tane tam olması lazım. Ha, 2 tanesini eşimin adına, 2 tanesini benim adıma almış. Hocam ama indirimli almış. Nasıl yapabiliriz onu? Onu tam alması lazım. Anlatabildim değil mi? Anladım. Anladım. Burada şu anda. Öğretme, anladım. Sistemde uyarı vermeyince bilemeyiz. Sistemde onu şey. Onun 60 lira farkı çıkar. Tamam. Ödemiş olur. Yani tam ayı bile etmiş olur. Anladım. Size ödemiş olur değil mi? O da kapanmış olacak. Tamam. Ben de var eğer yoksa şuraya bıraktık. 5 lira. Ha, varmış 60 lira ha. Varmış zaten. Tamam. Bozuluruz. Ayrılmış. Hadi hayırlı yolculuklar olsun. Teşekkür ederiz. Yastır, çarşı, 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 teşekkür şunu ederiz. Abi, bir sıkıntı olursa haber verin bana. Tamam. Tatlı bana da beraberiz. Tamam. Teşekkürler. Kolay gelsin. Çalışmalar.
Ben böyle bir şey okumuştum bir yerde. Ben biliyordum öyle bir şey olduğunu. 4 tane bilet alıyorsanız sadece bir tanesinden indirimli yararlanabiliyorsunuz. Neyse 60 TL veriyorsunuz. Artı 60. Neyse ona da şükür. Bir tane 60 lira indirimimiz olmuş oldu. Şimdi hazırlıklarımıza mı başlıyoruz? Evet. Çantalarımızı yerleştireceğiz. Yataktan masa yapacağız. Evimizi... Karnımızı doyuracağız hepsinden ziyade acıktık. Hala hiçbir şey yemedik. Peki kısaca şurayı da tanıtalım bari. Burada bir priz var. Yalnız da uzatma geçirmiş olmanız gerekiyor. Değilse hiçbir işe yaramaz fazla. Yüksek sesle konuşuyorsun. Şurada ışıklar var. 1, 2, 3. Şu kırmızı gece lambası zaten. Bu taktikler. Onlar bir yeri. Personel çağırmak için. Burada da sıcaklık var. Denemedik şu anda. 25 derece. 25 oldu. Böyle 10 dedi. Böyle yaştı falan diyor. Uş niye elledin ya? Max'a getireyim mi? Getirmeyin başver. Bir de ben burayı kırdım ya. Yani. Bu evet. Videoyu TC'de dedin izleyen olursa şuraya da attım. Şurada. Kırıldı. Elimde kaldı. Hazırlık zamanında. Bu bir atıştırma videosudur. Çok acıktık. Kahvaltımız artık. Atıştırma bayağı atıştırma. Ben bayağı açım. Çok açım. Ne bırak sert geldi onu diyor. Bunlar peynirli. Sandviç gibi yaptım. Olsun. Yani haberin olsun ha. Dedi. Böyle çok hafiften süsleme yaptık. Çok ama daha ne yaparız? Bayağı camı süsledin ya. Ama içime sinmedi daha düzelteceğim yerler. Olsun güzel oldu yine. Ufaktan dediğim buysa. Acıktım diye tutturduğu için alelacele kahvaltı yapmadım şu an. Söz var aç ayı oynamaz. Benim oynayabilmem için önce bir karnımı doyurmam lazım. Zeytin de verir misin kuala olur? Ses şuradan oluyor. Aralar medefeyle bölme zaten. İki haftada bir yerde. Bayağı uzun süredir. Şeyin kornası mı oldu? Kaynarca çıkardı ses. Çok güzel ses çıkardı şimdi. Ne bir şey diyeceğim sana ya. Kafeteryadan çay mı oldun gel sen? Sayın yolcularımız, kafeteryamızda yiyecek içecek yemek servisi başlamıştır. Kafeteryamız bir yol malındadır. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Coffee time. Nasıl? Trende kahve yapmışsın. Efsane güzel. Elektriği kullanmayın diyorlardı ama biz kullandık ya. Bildiğin kettle mıydı bu? Kahve makinesi. Kahve küçük makinesi. Küçük wattlı şeyler. Taktık. Çalıştırdık. Hiçbir sıkıntı da. Yaşanmadış var için tabii yaşanmayacağı anlamına gelmiyor. Ama bence küçük böyle bir makine almalısınız. Çünkü çay 15 lira, Türk kahvesi 60 lira. Ne yapıyorsun? YouTube adresimizi herkese göstermek için şuraya yazı yazacağım. Thank you.
kaç saattir yoldayız biz? 11 saat kaç? 7-8 saattir yoldayız. 7-8 saattir hiç mola yok. İlk molamız bu. O yüzden çok heyecanlıyız. Bekliyoruz. Evet, Kayseri. Kayseri. Baksana. Görüntümüz çok güzel bunda. Da çekiyor ama öyle. Aşkım burada kafatayla falan da yok bence ya. Yok yok, uğraşmıyorum. Senin dediğin şey mantıklı zaten. Su var ama kafatayla burası. Yok, şeylerin su. Depo mu? Hı. Yine de bakalım şurada. Çaysa bak şurası. Ne diyorsun valla? Bismillahirrahmanirrahim. Beni de bekle. Neredeyiz Büş? Kayseri'deyiz. Kayseri. Gel evet. Tabii doğru gidelim. Sigara içer. İstasyon. Geçmekte çok güzel. Bakın. Hı? Çeşme. Ben de değil, beni aldım dedin mi? Kapımız kilitlendi. Açılmıyor. Dışarıda. Elimizde. Eğer anahtarı bulamazlarsa ayakta kalacakmışız. Kapının dili dışındayken kapıyı kapatmamak gerekiyormuş değil mi? Evet. Anahtarı gelmişken verin diye. Ay çok korkunç. Bir dışarıdaki çarptıysan. Biz onu bilmeyince dışarıdaki demiri kapatı verdik. Geldik açılmıyor. Oldu mu? Kalmadı ileride. Yok hayır, bazen hatalarsın bak. Şu şekilde bilginiz olsun. Çarpmayın kapıyı, tamam mı? Değilse gitti kalıyor. Bu şekilde olduğu zaman ben sıkıntı yaşarsın. Tamam. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam. Manzaramız buradan ayrı kalacağız diye çok korktum. Akşam oldu. Çok yavaş bir giriş yaptı. Trende akşam yemeği tamam, diyecektim ben. Hadi beraber. Tamam. Bir, iki, üç. Trende akşam yemeği. Kırmızı peçeteleri bulamıyorum. Şimdi Kayseri tren garından ayrıldık. Yaklaşık 15-20 dakika bir mola verildi. Tabii öncelikle kapımız kilitli kaldı, mahsur kaldık. Dışarıda kaldık, giremedik. Daha sonra açtırdık kapımızı. Kayseri'den de birkaç bir şey aldık akşam yememiz için. Şimdi yemek soframızı hazırlayacağız, karnımızı doyuracağız. Benim en sevdiğim aktivite. Güçlü Hanım'la pratik çözümler bu akşam yemeğinde. Hepimizin gazı bittiği için dedi ki böyle böyle yaparsak biz bu kavurmayı pişiririz. Bakalım nasıl yapacağız? Anlatır mısın kısaca bir daha? Evet, kahve makinamızı suyumuzu kaynatacağız. Aa bu iki parçaymış. Tamam tamam yeriz. Double'mış. Su tamam. Kaynadıkça buharla bunu ısıtacak ve akşam yemeği için kavurmamız hazır olacak. Hadi bakalım. Bak göreceğiz. Çok güzel görünüyor. Acıktık ve canımız ne yemek istiyor? Kavurma. Bunları sonra mı yiyeceğiz? Kavurma yiyeceğiz. Tren menüsü atış ama. Soframızı hazırlıyoruz. Kavurmanız burada. Burada da minnak bir sofra yaptık kendimiz. Acıktık ya. Buyurun sofraya. Dolmalar neredenmiş? Bahçemizden. Yazın kuruttuğun biberlerin dolması mı? Evet. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Yalnız ben burada kavurma bekliyorum hala ya. Tamam güzel pratik çözüm ama uzun sürüyor. Yavaş. Burada böyle bekliyorum başında kavurma olacak diye. Gözünün içine bakıyor. Bakalım olacak inşallah.
yansıyor. Evet. Günaydın. Sabah oldu. Elazığ'daydık. Evet. Bayağı rötarlı gidiyoruz. 1,5-2 saat kadar rötarlı geldik de. Gece kar manzaraları da vardı. Üç tabi uyuduğu için o manzaraların birçoğunu kaçırdı. Ama kara ben uyandırdım seni, kalk kar yağmış diye. Ben de uyandırdım seni ama uyandıramadım, daha doğrusu kalkmadım. Bir şey diyeyim mi? Bence tren durmak efsane bir şey. Efsane. Yani sen beni hiç bu kadar uzun süre uyurken gördün mü? En uzun süre uyudun herhalde. Akşam 8-9'da yattın, sabah 8-9'a kadar uyudun. Çok güzel. 8-9 saat daha 9 bile olmadı. Buradan yalan söylediğimi anlayabilirsiniz. Ben saati göstereyim. Hadi. 8.30 olmuş işte. 8'de uyandım. Şimdi kahveye gideceğiz. Kahve kahve. En azı çıkıyoruz yani. Dışarıda manzaramız bu. Çok niye? Sıcak ama battaniyeyi bırakmak istemiyorum. Çok hoşuma gidiyor. Trenin kafeteryasına gidiyoruz. Mesela gittim dedi. Abi şükür yerindirim geçmez dedi. Kofiye geçiriyoruz. Canımız çekmiş. Çok geçiyor. Ben manzara nasıl? Odalar sıcak. Çok sıcak. Tişörtle durabiliyoruz ama burası serin, bayağı serin. Kafeteryadan tostumuzu aldık ve odamıza giriyoruz. Biraz toplanma aşamasına geçtik artık. O yüzden dağıldık. Leo! İki tosta 150 lira verdik. Kumru tost. Bence ucuz.
Korkmuyorsun artık. İstiyoruz ama çok pahalı. Muş'a geldik şu an. Muş kara. Yolculuk bitmek üzere. Tatvan'a geldik. Bir saat kadar yolumuz kaldı. Daha sonrasında trenden inişimizi gerçekleştireceğiz. Öncesinde? Görüşlerimizi bildireceğiz sizlere. Aynen. Yaklaşık 30 saat süren bir yolculuğumuz oldu. 24 saati tamamlayalı. 7-8 saat oldu herhalde sabah. Saat kaç ki? Saatten bile haberim yok. Trende gerçekten zaman kavramınızı kaybediyorsunuz. Çok huzurlu, konforlu. Saat ihtiyacın oldu mu hiç? Olmadı. Sıkılmaya gereksinim bile duymadık. Trene binerken şöyle bir konuşmamız vardı. Ben uyurum diyordum. Ben ne yapacağım? Ben sıkılırım. Beni tek mi bırakacaksın diyordu. Bu durum tam tersini buldu. Bir uyudu, ben uyuyamadım. Bebekler gibi uyudum diye bir tabir var ya gerçekten. Ben uyudum uyandım. Senin fotoğrafını çektim uyurken bol bol. Şu araya da onu sıkıştıralım. Genel olarak bence gayet güzeldi. Biz yorumlarda şey okumuştuk. İşte ne bileyim peçete yok, ıslak mendil yok, tuvaletler çok pis vesaire. Biz öyle bir sorunla karşılaşmadık. Peçete ihtiyacımız olmadı. Çantamızda gereksizleri peçeteler almışız, ıslak mendiller almışız. Ya peçete, sabun vesaire o yönden hiçbir sıkıntı yoktu ama hani yolculuğun sonuna doğru tuvaletler artık bir tık kirlenmeye başladı. Kendini bilmeyen insanlar tarafından. O da hani görevlinin yapabileceği bir şey değil. Bence bir kişi. Bir kişi kirletmiştir orayı. Ya bir kişi yaptı tabii ama bunca tren içinde bir tane öküz çıkıyor işte, yapabilecek bir şey yok. Ama onun dışında kompartman güzeldi. Üst yatakları kullanmadık. Evet. Sadece alt yatakları kullandık. Yani şu küçücük sehpa bile işimizi gördü bizim. Yemeğimiz, kahvaltımız, her şeyimizi hazırladık. Yeri geldik, burada yedik. Bir tepki oturdu. Başka? Manzaralar çok güzeldi. Hani videoda eklediğimiz belki %1'idir. Evet. Çok daha fazlası vardı manzaranın. Sabah Elazığ'dan sonrasında tamamen zaten Murat Nehri'nin yanından bir seyahat gerçekleştirdik Muş'a kadar. Çok güzel manzaralar vardı. İyi seyirler. Manzaraya güzel. İyi seyirler dedim. Evet. Bitirmedik videoyu. Kafeterya da güzeldi bence. Ben sevdim kumruyu. Sabah sevmemiştim. Doyurucu değildi. Daha büyük ekmekler lazım. Aşkım bu kadardı zaten ekmek. Güzeldi. 75 TL çay verdik zaten. Çay içtik, çay çirkin. Çay kötü. Ama kumrusu güzeldi. Diğerlerine de bakmak lazım. Aynen öyle. Onun dışında ne var? Makinesi değişti Sivas'ta. İkinci makinesi zang diyor duruyor, zang diyor kalkıyor.
O kötüydü. İnşallah İlk makinesi çok güzeldi. Şimdi bizi trenden atacaklar. Yok, atmazlar da. Daha sonrasında görürler. Belki daha tren almaz. Kars'ta görüşmek üzere o zaman. Değil mi? Kars'tan öncesinde Tatvan ve Kars arası ulaşımda da görüşmek üzere. Aa doğru, bir de öyle küçük bir maceramız olacak. Bizim hani Kars macerasından öncesinde yani küçükten bir tık daha büyük bir maceramız var. Otostop mu çekeceğiz, otobüs mü bulacağız, yolda mı kalacağız? Nasıl gideriz? Önerisi olan varsa buyuruz. Bekliyoruz, önerileri açız. O zaman Tatvan Kars arası yolculuğunda görüşmek üzere mi diyoruz? Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Çantanın kızı var bakın. Tatvan'a geldik. İnerken de bizim vagon birinci vagon oluyor. Değişiyor. Yok. Değişiyor. Evet. Oradan indik çünkü. Çantam çok ağır bakın. Benimki de ağır. Konuşmak istediğim tek şey çanta. Çantalarım zar. Kars çok katılmak istedim. Direkt kapatacak. De tura da katılmıyor mu? Çok güzel bir katılık tuttuk. Ne olacak? Bilet mi? İşte. Kars. Doğu Ekspres biletimiz olmasaydı dönüş. Olabilir. Bilet atman yansın burada bir fotoğraf çekmeyelim mi? Önce videoya gideyim bir de. Başka ettik Tatvan. Bitlis. Tatvan. Durduruyorum.